Yani hepinizi önce canı gönülden kutluyorum. Niye kutluyorum? Yani bu ülkede yüzyıllardır geleneklerine bağlı, emeğiyle, bedeniyle, ruhuyla, ailesiyle çalışarak kazandığına anıl teri dökerek kazanan bir aşiretsiniz. Yani ben Beritan ve Şavak aşireti, hayvancılık anlamında, yaylacılık anlamında iki aşiretin de kendine göre böyle özgür davranışları var. Gerçekten emekçisiniz. Emeğinize de saygı duymamak, emeğinizi takdir etmemek de mümkün değil. Ben dönem dönem mecliste sizlerin ve Şavakların bu yayla sorunuyla ilgili, hayvancılık sorunuyla ilgili, devletin size niye sahiplenmesi gerektiği konusunda düşüncelerimi sürekli paylaştım. Bunları da sürekli gündeme getiriyorum. Yani bir defa iki defa konuştuk, artık bu bizim gündemimizde yok değil. Niye? Yani devlet yurttaşlar arasında adil olma. Nedir adalet? Yani bir taraftan ticari af getirilirken, bir taraftan bankalar ticaretle uğraşanlara kredi verirken, teşvik verirken, vergi düzenlemeleri getirirken ama diğer taraftan sizin Türkiye ekonomisine devletin hiçbir katkısı olmadan hayvancılıkla yaptığınız katkıya mera parasını bile sizden almadan bırakın çoğu zaman parasıyla mera bile bulamıyorsunuz. Mevsim geldiğinde, yaylacılık mevsimi geldiğinde hayvanlarınızı nasıl meralara götürürsünüz, nereye götürürsünüz diye sorun yaşadığınız gibi bir de gittiğiniz yerlerde sorun yaşıyorsunuz. Yani gittiğiniz yerde oranın mülki amiriyle sorun yaşıyorsunuz, oranın yöre halkıyla sorun yaşıyorsunuz. Amacınız ne? Üretime katkı vermek. Çağ çocuğunuzun rızkını, nafakasını çıkarmak. Üreten bir toplumsunuz. Ürettiğiniz kadar ülke ekonomisine katkı veren bir toplumsunuz. Ama ben bunu bu iyili milletvekili olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak şunu söylüyorum. Yani gerçekten bugüne kadar yaptığınız bu hizmetlerden dolayı devletin size bir katkısı yok. Siz kendi ayaklarınız üzerinde, kendi sisteminizle, düzeninizle ayakta duran bir toplumsunuz. Sizin çocuklarınızın eğitimiyle ilgili sorunlar var. Yaylada barınmakla ilgili sorun var. Yayla bedellerle ilgili sorunlarınız var. Geri döndüğünüzde yerleşik alanlarının oluşumuyla ilgili, kışı geçirmekle ilgili, hayvanlarınızın barınmasıyla ilgili sorunlar var. Ve biz bu görüşmelerin hepsini yapacağız. İnşallah iktidarımızla inanın üreten insanlara, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan, yüzyıllardır gelenekleriyle yaşayan bu toplumun bütün değerlerine sahip çıkacağız. Özellikle sizde Beritan aşireti için öncü ve önder olarak Beritanların özellikle bu sorunlarını çözmeyle ilgili umutluyuz. Sürekli Beritanlarda bahsediyorsunuz ve Şavaklarda bahsediyorsunuz Sayın Vekilim. Evet. Onlarla ilgili çözüm çok önemli ve kışın barınmak ile ilgili yazın burada itibaren yayla çıktığımızda da bütün yeni yaylalara giden kadar sürekli bu sorunlarla karşılaşıyorlar her yerde. Ama bunun çözümü muhakkak olmalıdır. Bunun çözümü olmadığı zaman ne yapmamız lazım? Hani üretim, üretimi nasıl yapmamız lazım? Üreticinin önünü açacaksın üretim, üretici üretsin. Sürekli deniliyor ki biz üreticiye destek çıkıyoruz. Üreticiye bir tek arpayla, bir tek çoban parasıyla, küpe parasıyla olmaz. Yani biz yaylaları gidiyoruz. Üretici üreticiyle bırakılırsa çok farklı olur. Kasım ve Aralık ayları mecliste plan bütçede, yani bütün bakanlıkların bütçesinin görüşüldüğü gündür. Kasım ve Aralık ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi de gelecek. Ben İçişleri Komisyonu'ndayım. Özellikle bu mera konusunu komisyonda da tekrar gündeme getireceğim. Yani bu mera sorunu mutlaka çözülmesi lazım.